Eserin adı Korkusuz Kaptanlar. Eserin yazarı Rudyard Kipling. 6. bölüm. Sabahleyin çevrelerinde kuzeydoğudan batıya doğru giden birçok yelkenli vardı. Tani bir yer yakınlarına vardıkları zaman üzerlerine sık bir sisin indiğini gördüler. Demirlerini attılar. Çanlarını çalmaya ve balık avlamaya başladılar. Nan ile Harvey sabaha karşı uyandılar. Mutfaktan börek aşırmak için yataklarından çıktılar. Börekleri gizlice almaları için hiçbir sebep yoktu. Ama bu şekilde aşçıyı kızdırıyorlar. Ve börekler onlara daha tatlı geliyor. Güverteye çıkınca diskoyu çanın başında buldular. O çanı Harvey'e vererek. Sen çalmaya devam et. Ben bir şeyler işitiyorum ama ne olduğunu fark edemiyorum. Gidip bir anlayayım dedi. Biraz sonra Harvey kesik kesik ötmekte olan bir vapurun düdüğünü duymaya başladı. Harvey balık yataklarında bunun ne demek olduğunu çok iyi biliyordu. Kiraz rengi bir ceket giymiş, şımarık delikanlının önceleri bir vapur balıkçı katıklarından birini batırsa ne hoş olur dediğini korkunç bir şekilde aklına getirdi. O küçük delikanlının vapurun içinde sıcak bir odası, içinde banyosu bulunan özel bir kamerası vardı. Her sabah yaldızlı bir yemek listesinden o gün yiyeceği yemekleri seçmek için 10 dakikasını geçirir. Şimdi aynı genç adam sabahın saat 4'ünde daha göz gözü görmeden küçük bir çanın başında durmadan vuruyordu. Sırtında bal mumlu bezden yapılmış ve sırılsıklam bir muşamba vardı. Halbuki biraz ötesinde burun tarafı 30 ayak yüksekliğinde dev bir vapur hızla kendilerine doğru ilerliyordu. O saatte 20 mil yapıyor ve denizi yararak geliyor. İşin acı tarafı o geminin halılar döşenmiş. Lüks kamaralarında uyuyan yolcular küçük bir gemiyi içindeki insanları ile birlikte parçalayıp geçtiklerinin farkına bile varamayacaklardı. Böyle bir şeyi önleyebilmek için Harvey durmadan çana vuruyordu. Manuel biraz sonra dinle, tehlikede kalmış birisi var dedi. Vapurun düdüğü. Ha, vuh, vuh diye acı acı bağırıyordu. Harvey üzerlerine doğru bir şeyin gelmekte olduğunu birden fark etti. Şaşkın bir halde yukarıya baktı. Bir vapurun dağ gibi burnunun hızla yaklaştığını gördü. Onun önündeki sular yarılıyordu. Burnunda aşağıdan yukarıya doğru Roman rakamlarının 15, 16, 17, 18, 19 yüksekliğini gördü. Öne doğru ilerlerken çıkardığı ses insanın kalbini durduruyordu. Merdiven gözünün önünden geçip kayboldu. Lomber deliklerinden çıkan ışık denizi aydınlattı. Harvey'in dua için havaya kaldırdığı elleri vapurdan fışkıran buhardan haşlandı. Sıcak bir su. Biz buradayızın üstüne fışkırarak geçti. Sisler içinde bir vapurun arka tarafı kayboldu. Küçük kule, pervanenin allak bullak ettiği sularla bir ceviz kabuğu gibi sallandı. Harvey, heyecan ve korkudan bayılmak üzereyken korkunç bir çatırdama duydu. Uzaktan gelen bir sesin acı acı durun bizi batırdınız mahvettiniz diye bağırdığı işitiliyor. Biz mi batırıyoruz? Diye nefesi kesilerek sordu. Den bir sandalı denize indirmeye çalışırken hayır daha önce başka bir gemiyi batırdık onu görmeye gidiyoruz dedi. Yarım dakika sonra Harvey, Pen ve aşçıdan başka hepsi oradan uzaklaşmışlar. Bir guletin ortasından kırılmış bir mizana direği biz buradayızın önünden yüzerek geçti. Arkasından içi boş yeşile boyanmış bir sandal gelip geminin yan tarafına dayandı. Sanki güverteye de alınmasını ister gibi bir hali var. Sonra yüzü ters dönük parçalanmış bir ceset geçti. Pen'in rengi değişti ve neredeyse nefesi kesilecek. Harvey ümitsizlikle çana vurmaya başladı çünkü hala batırılmaktan korkuyordu. Sandal geri döndüğü zaman Jenny kuş gemisi tam ortadan ikiye bölünmüş ve paramparça olarak etrafa saçılmış. Babam ihtiyar Jason Oley'i görebildi. Ondan başka kimse kurtarılmamış. Oğlu da kaybolanların içindeymiş. Oh Harvey, bu dayanılmaz bir şey. Öbür tayfalar kır saçlı birini içeri çekerlerken o başını eğdi ve hıçkırmaya başladı. Yabancı adam. Disko beni niçin kurtardın, beni niye, ne diye denizden çıkardın diye söyleniyor. Disko elini onun omzuna koydu. O şaşkın gözlerle dudakları titreyerek tayfalara bakıyordu. O zaman Pensilvani Pratt yüksek sesle konuşmaya başladı. Onun yüzü tamamıyla değişmiş, yaşlanmış, ağırbaşlı bir hal almıştı ve akıllı bir adam olmuş. Güçlü bir sesle
Tanrı verdiği tekrar Tanrı alır. Tanrı'ya şükürler olsun. Ben onun vekiliyim. Onu bana bırakın dedi. Ya sahiden siz Tanrı'nın elçisi misiniz? Öyleyse de oğlumu bana vermesi için ona dua ediniz. 9.000 dolar değerindeki gemimi, 1.000 kentallik balığımı bana geri vermesi için yalvarınız. Eğer beni kurtarmasaydınız, dul kalacak olan karımın kaderine terk edilecek ve hayatını kazanmak için çalışmak zorunda kalacak. Ayrıca o bizim ne olduğumuzu asla bilemeyecek. Halbuki şimdi ben başımıza gelen felaketi ona anlatmak zorunda kalacağım. Oğlum öldükten sonra benim yaşamamda ne fayda var? Senin biraz dinlenmen için hemen yatman lazım. Gerisine bakarız Jason olayı, dedi Disko. Biricik oğlunu bir yaz boyunca çalışarak elde ettiği ürününü ve yaşama araçlarını 30 saniye içinde kaybeden bir adamı teselli etmek kolay bir şey değildi. Tüm bunlara rağmen elden ne gelir? Bu sonbaharda ekmek parası kazanabilmek için plaja gelenleri Doğu Gloucester'da sandalla gezdirmem gerekecek, dedi. Jason ıslak sakallarını sıvazlayarak. Yavaşça geminin bordasına gitti. O sırada Pen ona benimle aşağı geldi. Birbirlerine yaklaştılar ve bir an durakladıktan sonra Jason uysal bir sesle sizin kim olduğunuzu bilmiyorum fakat geliyorum. Belki bana bazı şeylerimi, mesela oğlumu geri getirebilirsiniz, dedi. Ve Pen onu kameraya götürdü ve kapıyı ardından kapattı. O Pen değil, diye bağıran Shelter. O şimdi Jacob Boller olduğu ve Constantine'ı hatırlıyor. Ben onun biraz önceki gözlerini şimdiye kadar kimse de görmedim. Şimdi ne yapmak istiyor acaba? Ben onun için ne yapmalıyım, dedi. Önce Pen ve Jason'ın yüksek sesle konuştukları işitiliyor. Sonra yalnız Pen'in sesi duyulmaya başladı. Shelter şapkasını çıkardı çünkü Pen dua ediyor. Kısa boylu adam birden merdivende göründü. Yüzü ter içindeydi. Tayfaların yüzüne baktı. Den hala hıçkırmasına devam ediyor. Shelter mırıldanarak, o bizi tanımıyor. Her şeye yeniden başlamak lazım. Gelecek. Tavla oyununa ve diğerlerine. Acaba bana ne söyleyecek, dedi. Biraz sonra Pen konuşmaya başladı. Sanki o hiç tanımadığı kimselere söylüyordu. Ben Tanrı'ya yalvardım. Bu adamın oğlunun yaşaması için dua ettim. Ailemin hepsi gözlerimin önünde boğulmuş çünkü. Karım, büyük oğlum ve diğerleri. Ben hiçbir zaman onların yeniden hayata dönmeleri için duada bulunamadım. Ama şimdi bu adamın oğlu için dua ettim ve oğlu ona geri gelecektir. Shelter kendine gelip gelmediğini anlamak için ona ciğer baktı. Pen dudaklarını büzerek birden, ben ne zamandan beri deliyim, diye sordu. Ama yaptın Pen, sen hiçbir zaman deli olmadın. Sadece bir süre burada yoktun, diye cevap verdi Shelter. Evler tutuşmadan önce onların köprülere vardıklarını gördüm. Gerisini hatırlamıyorum, bu olaydan beri ne kadar vakit geçti. Buna dayanamıyorum, diye bağırdı Dan. Harvey de ona uyarak ağlamaya başladı. Disko titrek bir sesle, aşağı yukarı 5 yıl oldu, dedi. Tüm bu yıllar içinde ben her gün birine yük oluyordum. O kimdi? Disko Shelter göstererek, fakat o, hayır, diye bağırdı. Sen geçimin için lazım gelenden 2 kat fazlasını kazandın. Sana borçlu olan asıl benim, diye bağırdı. Sizler mert insanlarsınız. Bu sizlerin yüzlerinizden belli oluyor. Fakat Longjack mırıldanarak, onun tüm seferlerde bizimle olduğuna kim inanır? O sanki tamamıyla başka bir adam olmuş, diye söylendi. Bir geminin çanı uzaktan duyuldu ve sisler arasından bir sesin bağırdığı işitildi. Hey, Disko, Jenny kuşundan haber var mı? Onlar onun oğlunu buldular, diye bağırdı Pen. Disko sesi titreyerek, Jason'ı biz kurtardık, başka kurtarılan var mı, dedi. Biz sandalla gezerken batan geminin ön kasarasına rastladık. Onun içinde baygın bir halde bir kişi de biz bulduk. Başında hafif bir yarası var. Bulunan kimdir? Biz buradayız da bulunanların kalbi büyük bir heyecanla çarpıyor. Aşağıdan hafif bir ses. Sanırım genç Oley olacak, dedi. Pen ellerini havaya kaldırdı, bir şeyler söyledi. Harvey onun altında güneş gibi bir şeyin parıldadığına yemin edeceği sırada yavaş bir ses. Söyleyin bakalım, siz yumurcaklar geçen gece bizimle iyice alay ettiniz, dedi. Biz de şimdi aynı şeyi yapacağız. Şimdi bunun sırası mı? Diye Disko bağırdı. Biliyorum, fakat gerçeği samimi bir şekilde söylersek belki bu olayı gidermiş oluruz. Konuşan kişi affedilmesi mümkün olmayan Carol Pittman'dı. Biz buradayızın güvertesinden ortalığı titreten bir kahkaha koptu. İhtiyarı bize gönderseniz daha iyi olmaz mı? Biz balık yemi ve demir almak için gideceğiz. Sizin ona ihtiyacınız olmadığını sanıyorum. Halbuki şu baş belası, bu cürgat işi yüzünden bizim adama ihtiyacımız var. Biz ona elden gelen dikkati göstereceğiz. O benim karımın halası ile evlidir. Gemiden ne isterseniz size verebilirim, dedi Disko. Başka bir şeye ihtiyacımız yok. Ancak sağlam bir demir verebilirseniz memnun oluruz.
Pen, Jason'ı üzüntü içinde dalmış olduğu uyuşukluktan çekti. Tom Platt da onu sandala alarak yüreklere sarıldı. O ne olduğunu anlamadan bir teşekkür bile edemedi. Kısa zamanda sistemin içinde kayboldu. Pen uzun bir nefes alarak vaaza başlayacakmış gibi ve şimdi dedi. Gözlerinin biraz önceki parlak hali kayboldu. Sesi her zaman ince haline aldı ve şimdi bir tavla partisine başlasak nasıl olur Bay Şalter dedi. Şalter aceleyle tam sırası ben de bunu teklif edecektim. Aklımdan geçeni bilmem şaşılacak şey Pen diye bağırdı. Küçük adam kızardı ve kuzu gibi Şalter'in arkasından yürüdü. Demiri alın acele ederim. Şu pis suları terk ederim diye disko bağırdı. Bir defa daha sisler içinde çalışmaktan bitkin, ıslanmış olan Long Jack, şimdi tüm bunların neye işaret olduğunu söyleyebilir misiniz dedi. Dümen yekesini tutmakta olan Disko, Pen'den bahsederek onun tüm yaptıklarından benim anladığım şu. Jenny Kuş'un olayı onu boş bir mideyle yakaladı. Harvey'i hıçkırarak onunla birlikte boğulmuş olan adamlardan birini sularda geçerken gördük dedi. İşte bu beklenmedik olay ona geçmişte kendi çocuklarının başına geleni hatırlattı. O zaman bir an Jason'ı teselli etmek için aklı başına geldi. Fakat vücudu ve ruhu zayıf olduğu için bu hali uzun sürmedi. Benim anladığım bu. Hepsi Disko'nun böyle düşünmekte haklı olduğunu söylediler. Eğer Pen Jacob Bowler olarak kalsaydı bütün yük yine Şalter'e düşecek dedi Longshot. Pen'in son yıllarda kendisine bakma zahmetini kimin üstüne aldığını sorduğu zaman yüzüne dikkat ettiniz mi? Onun sağlığı nasıl Şalter? Şalter ayağı ile arka tarafa dayanarak derin uyuyor. Yatağı bir çocuk gibi yaptı. Onun dua ederken kendinden geçme halini gördünüz mü? Genç olayı okyanusa geri verdirten onun bu işten duasıdır. Buna ben tüm samimiyetimle inanıyorum. Daha aptalca başka sebepler de vardı dedi Disko. Şalter hızlı bir şekilde. Evet onlar da başka dedi. Pen henüz tamamıyla iyileşmedi. Benim ona karşı daha yapacak görevlerim var. Onların Pen'i yüzü sakinleşmiş ve her şeyi unutmuş olarak karşılarında görebilmeleri için 3 saat beklemeleri gerekti. Pen ise bütün bu olanları rüyada gördüğünü söyledi. Sonra niçin sustuklarını sordu ama hiçbirisi ona bu sorunun cevabını veremedi. Disko arka arkaya 4 gün hepsini çalıştırdı. Yeni tutulacak balıklara yer açmak için ambardaki balıklar daha iyi bir şekilde istif ettirildi. Gemiciler bu işle adam akıllı yoruldular. Fakat böylelikle üzüntülü olayı unutarak neşeleri yerine geldi. Hatta bir ara Long Jack Harvey'i bir ipin ucuyla gıdıklayarak "Yahu hasta bir kedi kadar kederlisin. Ne oluyorsun? Kendine geldin." Harvey'in o kara günlerde zihni çok çalışıyordu. Sisli havalarda gemileriyle körebe oynar gibi dolaştıktan sonra nihayet bir sabah Disko bağır. "Acele edelim çocuklarım. İşte şehirdeyiz." 7. bölüm. O gün koca okyanusta bir manzara vardı ki Harvey belki de ömrünün sonuna kadar bu gördüğünü unutamayacak. Bir haftadan beri görünmeyen güneş o gün tam ufkun ortasına dikilmişti. Kızıl ışıklar da 3 filo geminin yelkenlerine vuruyordu. Bu filolardan biri kuzeyde, biri batıda, üçüncüsü de güneyde demirlenmişti. Hepsi 100 kadar vardır. İçlerinde çeşitli şekil ve biçimlerde olanları bulunuyor. Hepsi birbirlerini selamlıyorlar. Her gemi kovanların arılarını dışarıya salmaları gibi sandallarını denize bırakmışlardı. Bağırışmalar, iplerin ve makaraların çıkardığı sesler, kürek şıpırtıları denizin üstünü kaplamıştı. Çeşitli renk ve biçimlerde yelkenler vardı. Siyahı, beyazı, kül renklisi, kırmızısı. Güneş yükseldikçe veya ara sıra bir bulut arasına girdikçe bu yelkenler de renk değiştiriyor. Daha açık, daha koyu veya parlak bir hal alıyor. Sisler aralandıkça güneydeki gemilerin daha çok olduğu görülüyor. Sandallar gruplar halinde bazen bir araya toplanıyorlar, ayrılıyorlar, tekrar yaklaşıyorlar, yeniden uzaklaşıyorlar. Adamlar birbirlerine sesleniyorlar, ıslık çalıyorlar, şarkı söylüyorlar. Suyun üstünde gemilerden atılan çöpler yer yer lekeler meydana getiriyordu. Bu gerçekten bir şehir dedi Harvey. Disko'nun hakkı varmış. Ben daha büyüklerini gördüm. Burada aşağı yukarı 1000 kişi var. İşte aşağıda da La Vierge görünüyor. Eliyle denizde yeşilimsi boş bir yer gösterdi. Orada hiçbir sandal görünmüyor. Biz buradayız. Kuzey taraftaki küçük yelkenli filosuna kadar sokuldu. Disko yanlarından geçtikçe dostlarını selamlıyordu. Bir yarış yatı gibi ustaca bir manevradan sonra gayet güzel bir şekilde demir attı. Balık yataklarında çalışan gemilerdeki insanları iyi manevra yapan bir kaptanı sessizce seyrederler.
Fakat beceriksiz davrananı derhal alaya alırlar. Küçük kaptan tam zamanında sıçradı diye bağırdı Mary Shilton adında biri. Tuzların hepsi kullanıldı mı diye de King Philip sordu. Hey Tom Platt, bu akşam bize yemeğe gelecek misin diye seslendi Henry Clay. Böylece karşıdan karşıya soru ve cevaplar uçuştu. Orada bulunan gemilerdeki insanların hepsi Harvey'in macerasını birbirlerinden duymuşlar. Onun için yediği ekmeği hak edip etmediğini soruyorlardı. Dan'ı tanıyan arkadaşları onunla şakalaşıyorlardı. Hatta her zaman sessiz duran aşçı bile kendisi gibi simsiyah birisiyle bağıra bağıra konuşuyordu. Gemileri demir atıp halatı da şamandıraya bağladıktan sonra biz buradayızdakilerin çoğu sandallara binip diğer gemilere doğru gittiler. Gemiler ana ördekler gibi yavrularının etrafında sallanıp duruyorlar. Oraya vardıkları zaman Harvey kulaklarının uğuldadığını hissetti. Burada her çeşit dil ve lehçe konuşuluyor, bağırılıyor, çağrılıyor, küfürler ediliyor. Harvey hayatında ilk defa bir ürkeklik hissetti. Belki bu ürkeklik uzun zamandan beri biz buradayızdaki insanlardan başkasını görmemesinden kaynaklanıyor. Denizde aralıklı ölü dalgalar vardı. İki dalga arasındaki açıklık yüzlerce metre biliyordu. Bir ara bu dalgalardan birinin bir tarafında kalıyorlar. Sıra halinde çeşitli sandallar görüyorlardı. Dalganın öbür tarafına geçince bu defa başka biçimde ve içlerinde başka insanlar bulunan sandallarla karşılaşıyor. Harvey gözlerini şaşkınlıktan kocaman açmıştı. Dan elinde bir süzgeci sallayarak, dikkat et ben sana yakala dediğim zaman yakalayacaksın. Buradan itibaren balıklar sürü halinde gelmeye başlarlar. Nereye gidiyoruz komple? O bir tarafa, bir öbür tarafa giderek, stealth'larını selamlayarak, düşmanlarına laf atarak, küçük flotilasını kalabalıktan uzak bir yere götürdü. 3-4 sandalını biz buradayızın insanların bilgi ve becerilerinden faydalanmak için demirlerini çekip onların yanına gittiler, geldiler. Tam o sırada bir kahkaha yükseldi. Bir sandal bulunduğu yerden çabucak uzaklaşarak yanlarından geçti. Aşağı yukarı 20 ses birden ona yol verin, savrulup gitsin diye bağırdılar. Sandal yıldırım hızıyla güneye doğru giderken Harvey, ne var, ne oluyor, onlar ıslanmış değil mi diye sordu. Evet, ıslanmışlar ve serseme dönmüşler dedi gülerek Dan. Hemen biraz sonra da yakala Harvey, işte balıklar diye bağırdı. Etraflarındaki deniz koyulaşmış, bir bulut gibi kararmıştı. Sonra suların üstü kırışmış, küçük balıklarla dolmuştu. İki buçuk dekarlık bir alan içinde de morinalar zıplamaya başlamışlardı. Morinaların gerisinde 3-4 geniş sırtın parıldadığı görülüyor. O gün olağanüstü bir av olmuştu. Harvey, morinaların sular içinde parıldadığını, sürü halinde ağır ağır yüzdüklerini ve ardı arkası kesilmeden oltalara saldırdıklarını görebilmişti. La Vierge'de veya Doğu Balık Yatağı'nda oltaya birden fazla iğne takmak yasaktı. Fakat gemiler birbirine o kadar yakındı ki iğneli oltalar bile birbirine karışıyordu. Harvey, sakallı bir ternövlü ve çığırtkan bir Portekizliyle ateşli bir tartışmaya girmişti. Oltaların birbirine karışmasından daha kötüsü de vardı. Sandalların demirlerinin ipleri suyun altında birbirlerine girmişlerdi. Çünkü her biri rastgele demirlerini atmışlar ve onun etrafında dönüp durmuşlardı. Sonunda demirlerin iplerinin birbirlerine girdiğini görüyorlardı. Başka birinin ipi koparmak buralarda affedilmez bir suç sayılıyordu. Böyle olduğu halde kimin koparttığı belli olmadan iplerin koptuğu oluyor. Komprat birini suçüstü yakalamış ve eline kürekle vurmuştu. Manuel'da bir hemşerisine aynı şeyi yapmıştı. Fakat Harvey'e Penn'in de demirlerinin ipleri kesilmişti. Onun için ikisinin sandalını, diğer sandalını tuttuğu morinaları biz buradayız taşıma işi için kullandılar. Balıklar o kadar çoktu ki, temizleme ve tuzlama ertesi sabah güneş doğuncaya kadar sürmüş. O gün birçok sandallar, La Vierge'in üst tarafında avlanmaya başlamışlardı. Burada morinalar sürü halinde dolaşıyorlardı. Onlar oltaların iğnelerini bütün ile yutuyorlardı. Öğleye doğru balık azalmıştı. Bu yüzden sandaldakiler işi biraz şakaya döktüler. Hope of Crack gemisinin yaklaştığını Dan haber verdi. O öbürlerinin yanına sokulunca şu soruyla karşılandılar. Balıkçı gemilerinin içinde en hassiz adam kimdir? 300 ses birden cevap verdi. Nick Brady. Lambaların fitillerini kim çaldı? Nick Brady. Çorba yerine tayfalarına tuzlu balık yemlerini kaynattırıp içiren kimdir? Fakat aslında böyle bir şey yoktu. Bu kötü bir dedikodudan ibaret. Zaten Brady böyle kötü gün yapacak kadar hasis de değildi. Ne var ki bir defa adı çıkmıştı.
Sonra Tururo limanından bir gemi gözlerine ilişti. O geminin bir tayfasının 6 yıl önce 5-6 oltalı bir balık takımını aşırdığını meydana çıkmıştı. Böyle bir işi yapana ora balıkçıları Skroger lakabını veriyorlardı. Hepsi birden Skroger Jim, hey Jim, Skroger Jim diye gülüşerek bağırmaya başladılar. O sırada Beverly gemisinden boş saatlerinde şiir yazan birisinin haftalardan beri söylenen Carrie Pittman'ın Demiri 10 Para Etmez şarkısını hep bir ağızdan söylemeye başladılar. Herkes takılma sırasının kendine geldiğini görüyordu. Mesela işlerinden biri bir arkadaşının tütününü aşırmıştı. Hemen ona takılıyorlardı. Penn'in sandalının demirinin takılması, Shelter'in gübreler hakkında bir fikirleri, Manuel'un çapkınlıkları, Harvey'in kız gibi yürek çekişi, tüm bunlar şaka ve alay konusu oluyordu. Deniz kabarıncaya kadar sandallar etrafta dolaşarak avlandılar. İçindekiler birbirleriyle çekiştiler. Dalgalar yükselmeye başlayınca birçokları gemilerine döndüler. Galveyli biriyle onun yeğeni dalgalarla alay eder gibi demirlerini çekip La Vierge kayalığının üstüne çıktılar. Birçokları onlara bu akıldan vazgeçmelerini ve hemen oradan uzaklaşarak gemilerine dönmelerini söylediler. Deniz iyice köpürmüş, tehlikeli bir hal almıştı. Orada kalmak, yiğitlik taslamak pahasına ölümü göze almak demekti. Gemilerden onların durumuna sıkıntılı bir sessizlik içinde baktıkları bir sırada Longshank sandalıyla hemşehrilerinin arkasından yaklaştı. Onların sandalının ipini kesti. Kayalığı onlara göstererek dalgaların nasıl çarptığını görmüyor musunuz? Haydi, küreklere sarılın ve canınızı kurtarın yoksa öleceksiniz diye bağırdı. Onlar Longshank'la kavgaya kalktılar. Fakat o sırada kuvvetli bir dalga La Vierge kayalıklarını sular içinde bıraktı. Eğer Longshank biraz daha geç kalmış olsaydı öbürlerinin ikisi de boğulacak. Bunun üzerine bütün gemilerden Longshank'ı alkışlamaya başladılar. Tom Platt Harvey'e dönerek. Sen buraların en tehlikeli olayını gördün. Longshank yardıma gitmeseydi onların korkunç bir şekilde öldüklerini görecektin dedi. Sık bir sis her tarafı kapladığı zaman gemilerin çanları yine çalmaya başladı. O sırada kocaman bir yelkenin sisler arasında yavaş yavaş ilerlediği fark ediliyor. Gemidekiler onu alkışladılar ve bağırışlarla karşıladılar. İrlandalı tayfalar, hoş geldiniz sevgili hemşerimiz diye bağırdılar Harvey yanındakilere. Bir Fransız gemisi mi diye sordu. Gözlerin görmüyor mu? O bir Baltilor gemisi. Sahibi bu yol üzerinde ilk defa böyle kalabalık bir gemi toplumuna rastlamış olacak. Çünkü korku ve heyecan içinde diye. Dan cevap verdi. 800 tonluk gösterişli bir gemiydi. Aşağı yukarı La Vierge'in yakınlarında olduğunu biliyor. Dalgaların kayalara çarpmasından çıkan gürültüyü duyuyor ve orada bulunan gemilere yol soruyordu. Onun dalgalarla çalkalanmakta olan sandallardan bir işittiği sözlerden bir örnek verir. La Vierge mi? Nereden bahsediyorsunuz? Burası bir pazar sabahı Le Havre Limanı. Evinize dönün de sarhoşluğunuz geçsin. Dönün kaplumbağa soyları, dönün de bizim yakında geleceğimizi haber verin. Haritadan, İskandil'den anlamazsanız denizde işinizdir. Geminin arka tarafı sulara doğru alçalırken sandallardan koro halinde bağırmalar devam ediyor. İskeleye, hayatınızı kurtarmak için iskeleye koşun. Sancağa koşun, her şeyi oluruna bırakın. Nihayet geminin kaptanı kızdı ve ağır sözler söyledi. Ona cevap vermek için balık avlamayı bıraktılar. Gemisi ve kendileri hakkında epeyce söz işitti. Nihayet gemi tüm yelkenlerini açarak oradan uzaklaşmış ve yoluna devam etmişti. Ertesi sabah saat 10'a kadar tek bir sandal dışarı çıkmadı. O sırada Jero kardeşler rüzgarın biteceğini sanarak sandallarıyla açılmışlardı. Onların gören diğer sandalların yarısı da denize açılmıştı. Trump adamlarını balıkların tuvaleti için gemide alıkoymuştu. O gece şiddetli bir fırtına çıkmıştı. Miço'lar sandalların makaraları yanında, fenerleri ellerinde güçlükle duralıyor. Adamlar herhangi bir tehlikeyi önlemek için tetikte bekliyorlardı. Karanlıkta acı bir haykırış duydu. Sandal, sandal. Onlar bir kanca ile denizden bir adam çıkardılar. Nöbetleri sırasında Harvey ve Dan, güverteyi aşan iri dalgalarla denize yuvarlanmamak için kollarıyla direklere, ıslak yelkenlere, iplere sarılmak zorunda kalmışlardı. Bir sandal parçalanmış ve dalgalar içindeki adamı başı yarılmış olarak güverteye atmıştı. Sabaha doğru dalgalar yine dört nala koşarken başka bir adam yüzü gözü berelenmiş halde güverteye tırmanabilmişti. Bir kolu kırılmış olan bu adam kardeşi hakkında soru soruyordu. Ertesi gün gemilerde yoklama yapılmıştı. Hiç kimse konuşmuyordu. Arkadaşlarının tamam olduğunu öğrenenler
Yemeklerini büyük bir iştahla yiyorlardı. Yalnız iki Portekizli ile yaşlı bir Gloucesterli boğulmuşlardı. Fakat çoğu yaralanmış, vücutlarının her bir yanı hasar içinde kalmıştı. İki guletin demir halatları kopmuş, güneye doğru sürüklenmişlerdi. Bir Fransız gemisinde de bir adam ölmüştü. Bu biz buradayız tayfalarıyla tütün değişen gemiden. Eserin adı Korkusuz Kaptanlar. Eserin yazarı Rudyard Kipling.